İlk dizede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde dizelerde öne çıkan duygu belirtilmiş olur. Umutsuzdu, nokta nokta, hali yoktu, canı çok yanıyordu günlerden beri. Ne alnında dolaşan bir dost eli, ne yardım isteyecek kimsesi vardı. A yalnızdı, B çaresizdi, C mutsuzdu, D karamsardı, E şanssızdı. Ne alnında dolaşan dost eli, ne yardım isteyecek kimsesi vardı. Buradan anlıyoruz ki kimsesi yok, yani yalnız. Cevabımız A. Mutsuz olduğuyla, çaresiz, karamsar, şanssız olduğu ile ilgili herhangi bir ipucu yok. Bir dost eli yoktu, kimsesi yoktu diyor. O yüzden cevap A. Eğer ömrüm boyunca bir sürü adı altında bir tek roman yazacaksam hiç yazmam daha iyi. Sanatçı bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir? Bir sürü adı altında bir tek roman derken aynı şeyden bahsediyor. Yani adları farklı ama aslında tek şey, hep aynı şey. A çok yazmanın değil, öz yazmanın. Burada çok yazmak var, sayı ile ilgili bir şey var. Yazarın sayı ile ilgili bir sorun yok. Aynı adı altında aslında aynı şeyi anlatmakla ilgili sorunu var. O yüzden A değil. B kendini yineleyen bir yazar olmak istemediğini, işte evet bunu söylüyor. Kendini yinelemek istemiyorum dedi. Tek bir roman yazmak istemiyorum. Yani hep aynı şey olan bir roman yazmak istemiyorum. C yazın alanında bir yer edinmek istediği, yer edinmekle ilgili bir sorunu yok. D kalitesiz yapıt vermenin yazarı yıprattığını, yıprandığı ile ilgili bir şey söylemiyor. Bu da gider. E romanlarına yöneltilecek eleştirilerden çekindiğini, eleştiriyle ilgili bir şey de yok. Bunu da eledik. Cevap B. Yapıtlarında düz çizgiler gibi tek boyutlu tipleri ele almak yerine bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? Şimdi neyle tamamlayacağımızı anlamak için şuraya bakacağız. Tek boyutlu tipleri almak yerine tek boyutlu tiplerin zıt olacak bir şey arayacağız. Çünkü bunun yerine dediğine göre tek tipli boyutların zıttı. A birbirine benzer tiplere yönelmeyi tercih etmiştir. Burada tam tersini söylüyor. B onların psikolojik yönden irdelenmesine de özen göstermiştir. Bunu nereden çıkaracağız psikolojik yönünü? C günlük yaşamda karşımıza çıkabilecek karakterlere yönelmiştir. Tek boyutlunun zıttı olan bir şey günlük yaşamda karşımıza çıkacak demek değil. D. Çok renkli kişiliğe sahip olanları anlatmayı yeğlemiştir. Yeğlemek tercih etmek demek bu arada. Çok renkli kişilik tek boyutlu. Anlatmayı yeğlemiştir. Yani tercih etmiştir. Onların yerine tercih kelimesi de geldi. Cevap çıktı. E. Onları toplumsal yaşam döngüsü içinde vermeye dikkat etmiştir. Bundan bahsetmiyor. Toplumsal yaşam döngüsü yok. Cevap D. Numaralanmış sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci olur? Böyle cümlelerde önce yüklem bulunur, sonra özne bulunur, sonra araya diğer kelimeler sıralanır. Yüklemi bulalım. Bir yardımıyla bir araya iki yazar geçmiş, üç romanlarında hayal gücünün, dört şimdi ve geleceği, beş getirmeyi başarıyor. Zaten getirmeyi başarıyor, yüklem olduğu belli çünkü yargı bildiriyor. O zaman en sona beşi atıyorum. Bu benim son cümlem. Şimdi de özne lazım. Başaran kim? Yazar. O zaman ikiyi de özne olarak başa alıyorum. Şimdi bakalım yazar geçmiş nokta nokta getirmeyi başarıyor. Şimdi geçmiş kelimesi de bana gönderme yapıyor hangi kelimeyi seçeceğimle ilgili. Geçmiş, şimdi, gelecek. O zaman şimdi de yanına bunu getireceğim. Okuyalım bakalım yazar geçmiş, şimdi ve geleceği romanlarında hayal gücünün yardımıyla bir araya getiriyor da diyebilirim değil mi? Yani şuraya 3'ü buraya da 1'i getirebilirim. Baştan ikinci hangisi oldu? 4D. Bu sözleri söyleyen bir kişinin aydından beklentisi aşağıdakilerden hangisidir? Aydın topluma, ekonomiye, siyasete bilgi üretebildiği sürece aydındır. Yoksa kendi kapalı dünyasında bilgi üretene aydın diyemem ben. A. Siyasetin içinde yer alması. Burada çeldirici olarak siyaset verilmiş ama cümlemizin tamamı öyle demiyor. Diyor ki cümle topluma, ekonomiye, siyasete bilgi üretmek. Yani tüm toplumu kastediyor. Bu kısıtlı olur, olmaz. B. İç dünyasının zenginliğini yansıtması. Bunun tam tersini söylüyordu. Kendi dünyasında kalırsa olmaz demişti. C. Düşünce özgürlüğünü savunması. Bununla ilgili hiçbir şey yok zaten. D. Öznel sorgulama yapması. Bununla ilgili de bir şey yok. Toplumsallığı içselleştirmesi. Ne demişti? Topluma, ekonomiye, siyasete. Yani toplumsallık. Cevap E. İnsanın sözüne hakim olabilmesi için önce seçtiği konuya hakim olması gerekir. Aşağıdakilerin hangisi bu cümleyle anlamca en yakındır? A. İyi bir konuşmacı olmanın vazgeçilmez unsuru konuşacağı konuyla ilgili hazırlığını iyi yapmasıdır. Aslında cevap geldi. Çünkü demişti ki seçtiği konuya hakim olursa sözüne de hakim olur. Yani konuyla ilgili hazırlığını yaparsa iyi bir konuşmacı olur. Cevap geldi. H.
Herhangi bir konuda uzman olmak herkesi iyi bir konuşmacı yapmaz. Konu bu değil. Konu herhangi bir konudaki uzmanlığın herkesi iyi bir konuşmacı yapıp yapmayacağı değil. Konu iyi bir konuşmacının ne yapması gerektiği. Bu tamamen başka bir konu. C. İnsan beyninde tasarladıklarını sözcüklere dökerken zaman zaman zorlanabilir. Burada sözcüklere dökme zorluğu. D. Konuşmalar tasarlanmazsa, doğaçlama yapılırsa dinleyenler üzerinde daha etkili olur. Burada doğaçlamanın öneminden bahsediyor. E. Söze hakim olabilmek için konuştuğumuz dilin inceliklerini iyi bilmemiz gerekiyor. Dilin inceliklerini öne çıkarmış. Cevap A. Kesin olarak çıkarılamayacak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Namık Kemal'in edebiyatımızın ilk romanlarından olan İntibağında kıskançlık yüzünden kavga edilen ve ayrılmaya karar verilen kadının yüzüne birkaç yüz liralık kağıt para atma sahnesi doğrudan doğruya Alexander Dumas'ın La Dame aux Camélias'ından gelmedir. A. Namık Kemal yabancı romancılara öykünmüştür. Aynı sahneyi aldığına göre öykünmüş, yani özenmiş. B. Alexander Dumas Fil Türk yazar ve okurları tarafından sevilerek okunmaktadır. Hiç Alexander Dumas Fil'in sevilip sevilmediği ile ilgili bir şey yoktu. Bu geldi cevap. C. Her iki romanda da kıskançlık temasına yer verilmiştir. Evet, söylemişti. İkisinde de aynı sahne var, aynı konu var diye. D. İntibahta La Dame aux Camélias'ın etkisi görülmektedir. Söyledi, ondan bir sahne almış dedi. E. Namık Kemal edebiyatımızdaki ilk roman yazarlarındandır. Edebiyatımızın ilk romanlarından olan dedi. Bu da geldi. Cevap B. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe isimli eseriyle İbn Tüfel'in Haybin Yeksan isimli eseri biri doğuda, diğeri batıda yazılmış. Nokta nokta. Ancak bu iki eser yazıldıkları dönem ve kültür itibarıyla farklıdır. Haybin Yeksan isimli eserin baş kahramanı Hay, yaşadığı çevreye değer verip kendisini o çevrenin bir parçası olarak görürken Robinson kendisini o çevrenin efendisi olarak görür. Hay kendisine yetecek kadar ile yetinirken Robinson'un doymak bilmez bir açlığı vardır. A. Aynı konuyu işleyen iki eser. Şimdi nokta noktadan sonra ancak var. Ve ancaktan sonra Hay ile Robinson'un çevreye bakış açılarını karşılaştırmış. Hay çevrenin bir parçası olarak kendini görüyor. Robinson çevrenin efendisi olarak görüyor. Buraya uyumlu bir cümle lazım. A. Aynı konuyu işleyen iki eser. Bir bakalım buraya aynı konuyu işleyen iki eser gelse devamı ile uyuyor mu? Biri doğuda, diğeri batıda yazılmış, aynı konuyu işleyen iki eser deyip arkasından Hay'ın çevreye bakışıyla Robinson'un çevreye bakış açılarını söylerse uyar değil mi? Çünkü çevre konusu var. Cevap geldi aslında ama bakalım. B. Günümüzde de beğenilerek okunan eserler. Devamında beğeniyle ilgili bir şey söylemedi. O yüzden bu olmaz. C. Birer edebiyat şaheseridir. Edebiyat şaheserleri olmalarıyla ilgili bir kıyaslama yapmadı devamında ancaktan sonraki kısımda. D. Oldukça etkileyici yapıtlardır. Yine bundan hiç bahsetmedi. E. Aynı zamanda ortaya çıkmış iki yapıt. Bundan da bahsetmedi. Onu başlarda söylemişti zaten. Aynı zaman dememişti de birbirine benzeyen yapıtlar olduğunu söylemişti. Ama A'yı koyarsak buraya şöyle tamamlanır. Biri doğuda, diğeri batıda yazılmış, aynı konuyu işleyen iki eser. Ancak Hay çevrenin bir parçası olarak kendini görüyor, Robinson çevrenin efendisi olarak görüyor diye cümle konu bakımından tamamlanmış olur. Çünkü burada çevre konusu ele alınıyor, onu anlıyoruz. Konuları aynı. Cevap o yüzden A. Bu cümleye göre büyümenin temelinde aşağıdakilerden hangisi vardır? A. Hayal kurma, B. Cesur olma, C. Liderlik vasfı taşıma, D. Risk alma, E. Gelişmeye açık olma. Ustalaştığınız şeyin ötesinde bir şeylere yönelmek, gelişmeyi istemek demek. Çünkü hep aynı şeyde devam edersen gelişemezsin, yerinde sayarsın. O yüzden gelişmeye açık değilsindir. Cevap E. Şöyle düşünürsen, ben nasıl olsa bu konuda ustayım, hep burada devam edeyim dersen gelişemezsin. Eğer ustalaştığın şeyin ötesine geçmek istiyorsan gelişirsin çünkü yeni şeyler öğrenirsin. Ustalık alanının dışında da bir şeyler öğrendiğin için gelişmiş olursun. Yeni öğrenilen her şey insanı geliştirir. Ama ben sadece ustalaştığım, uzmanlaştığım alanda gideceğim dersen yeni bir şey öğrenemezsin. Yeni bir şey öğrenemezsen gelişmezsin. O yüzden cevabımız E'ydi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden şiirlerinde şairin yaşantısından izler bulunduğu anlaşılmaktadır? 1. Bazı eleştirmenler Ahmet Haşim'in şiirlerinin kolay kolay anlaşılmayan renklerle örülü bir yapısı olduğunu söylüyor. Birinci cümlede şairin yaşantısından izler bulunduğu ile ilgili hiçbir şey göremedim. Sadece şiirlerinin kolay kolay anlaşılmadığı söyleniyordu. O yüzden bence bir gider. 2. Bazı eleştirmenlerse onun yaşam serüveni hakkında bilgi sahibi olanlar için bu şiirlerin hiç de kapalı olmadığını söylüyor. Burada geldi aslında birinci cümlede şiirleri kapalı dedi ama bazı eleştirmenler onun yaşam serüvenini bilenlerin
bu şiirleri kapalı bulmadığını söylüyor. O zaman ne demek bu? Şiirlerinde yaşantısından izler var. Cevap geldi aslında. Diğerlerine de bakalım. 3. Onun şiirlerinden herkesin kendine göre bir anlam çıkarıyor olması eleştirmenleri de zor durumda bırakıyor. Burada şairin hayatıyla ilgili hiçbir şey yok. 4. Sonuçta bu şiirlerde kullanılan imgelerin yoğun anlamlar içerdiği de tartışılmaz bir gerçek. Burada da gene yoğun anlamlı imgeler olduğu söyleniyor. Hiç şairin yaşamıyla ilgili bir şey yok. 5. Bu durum onun şiirlerinin her okunuşta yeni bir keşfe hazır olduğunu da gösteriyor. Şiirlerinin her okunuşta farklı anlamlar verdiği söyleniyor. Yine şairin hayatıyla ilgili hiçbir şey yok. Cevap B. El emeği ayakkabılarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. El emeği göz nuruna toplumumuzda her geçen gün biraz daha artan ilgi, el emeği ayakkabı üretimine de hareketlilik getirdi. A. Birinci cümlede aşamalı bir durumdan söz edilmiştir. Aşamalı durum deyince gittikçe, gide gide gibi kelimelerin olduğunu söylemiştim. Her geçen gün işte bu da aşamalı durum, o zaman bir gider. 2. Bu işi yapan zanaatkarlar el yapımı ile fabrikasyon ayakkabı üretimi arasında birçok açıdan büyük fark olduğunu söylüyor. B. İkinci cümlede zanaatkarların üretimle ilgili bazı tespitleri olduğu belirtiliyor. Evet, zanaatkarlar ne demişler? Fabrikasyonla el yapımı arasında birçok fark var demişler. Burada da bir tespit var. Bu tip sorularda bir cümle sorudan bir cümle şıklardan okuyoruz. İlgili şıkkı okuyoruz daha doğrusu. 3. Üreticiler fabrikasyon ayakkabı üretiminde kullanılan malzemenin sağlık açısından tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor. C. 3. cümlede bir konuya dikkat çekilmiştir. Bakalım neye dikkat çekilmişti? Malzemenin sağlık açısından tehlikeli olabileceği konusuna dikkat çekti. Bu da doğru. 4. El yapımı ayakkabılarda kullanılan malzemelerin önemli bir kısmının doğal malzemelerden oluştuğunu söyleyen üreticiler insan sağlığını önemsediklerini de ilave ediyorlar. D. 4. cümlede yapımında hangi düşünceden hareket edildiği açıklanmıştır. Evet, dediler ki insan sağlığını önemsiyoruz. Yani buradan hareket etmişler. 5. Ayrıca kullanım süresi ve dayanıklılık açısından da el yapımı ayakkabıların fabrikasyon üretimine göre 3 kat daha kaliteli olduğu konusunda üreticiler hemfikirler. E. 5. cümlede müşteri tercihinde etkili olan özellikler belirtilmiştir. 5. cümlede hiç müşteriden bahsetmedi, dayanıklılıktan bahsetti. O yüzden cevap E. Yukarıdakilerden hangileri abdal düğünden çocuk oyundan usanmaz atasözünün açıklamasında kullanılabilir? 1. Çıkar ilişkisi, 2. insanlardaki ilgi alanlarının farklılığı, 3. çalışmalarda gerekli zamanı kullanma, 4. ilgi duyulan bir işten zevk alma, 5. yanlış eğitimin sonuçları. Cevabımız 2 ve 4, yani şu cümleler. Bu cümlelerde insanların ilgilerinin farklı farklı olabileceği, ilgi duyulan bir işten zevk alındığı söyleniyor. Abdal düğünden, abdalın sevdiği düğündür. Çocuk da oyundan, çocuk da oyunu sever. Yani bundan hiç sıkılmaz. İlgi duyulan bir işten zevk alma, insanlardaki ilgi alanlarının farklılığı anlatılıyor. O yüzden cevap B. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 2017'de yapılan araştırmalara göre Türkiye'de kalp krizi vakaları 50 yaşına kadar kadınlarda erkeklerden daha az görülmektedir. A. Türkiye'de 2017'den önce kalp krizi vakaları ile ilgili araştırma yapılmamıştır. Hayır, onu demiyor. 2017'de yapılan araştırmalar, belki daha önce de yapıldı. Bu çıkmaz buradan. B. Kalp krizi vakalarında son yıllarda bir artış gözlenmektedir. Son yıllarda artış demedi. Kadınlarla erkekleri kıyasladı. Bu da olmaz. C. 50 yaşını geçmiş kadınların kalp krizi geçirme olasılığı erkeklerden daha fazladır. Hayır, böyle bir karşılaştırma da yapmadı. Daha fazla olduğunu söylemedi. 50 yaşına kadar kadınlarda erkeklerden daha az olduğunu söyledi. Bu da gitti. D. 50 yaşından küçük erkeklerde kalp krizi diğer hastalıklardan daha tehlikelidir. Diğer hastalıklarla ilgili bir karşılaştırma yapmadı. Bu da gitti. E. Yaşı 50'den küçük olan kadınlarda da kalp krizi vakası görülebilir. Ne demişti çünkü? Kalp krizi vakaları 50 yaşına kadar kadınlarda erkeklerden daha az. Yok demedi. Var yani, görülebilir. O yüzden cevap E.